Evet, değerli arkadaşlar, bir videoyla daha sizinle birlikteyim. Bu videoda size herhangi bir tenste nasıl soru sormayı öğreteceğim. Yani farklı şekillerde soru sormak nasıl olur? En çok önemli olan şey, yani konuşmanıza yardımcı olacak şey soru sormaktır. Farklı farklı soruları farklı farklı tenslerde nasıl soracağım? Hani bir şey söylemek istiyorum da nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Soracağım da soramıyorum. Şimdi bu problemi burada çözeceğiz. Ama şöyle bir şey var. Burayı yani bu konuyu güzel öğrenmeden İngilizce konuşamayacaksınız. Onu size söyleyeyim. Yani en önemli olan şey nedir? Siz iletişim kurmak için soru soracaksınız, bir şey ifade edeceksiniz, bilgi edineceksiniz. Hatta bir araştırma yaparken bir soru soracaksınız, onu yazacaksınız. Herhangi bir iletişiminizde mutlaka soru sormakla başlayacaksınız herhangi bir şeyi. Sunum bile hazırlarsanız eğer bir konuya girmek için bir soruyla konuşmanızı başlarsınız. O yüzden soru sormak çok önemli. Mutlaka ve mutlaka saatlerce bunun üzerine zaman sarf etmeniz gerekiyor. Tekrar ediyorum, saatlerce zaman sarf etmeniz gerekiyor. Sayfalarca bir kereliğine oturup cümleleri sırayla yazıp herhangi bir cümle olur. Sırayla yazıp o cümle hakkında defalarca farklı farklı sorular kurabilmeniz lazım. Bu dersi dinledikten sonra lütfen şey yapın, bol bol alıştırma yapın herhangi bir soruyu kitaptan elinizde olan metinlerden alın ve ne yapın? Onun üzerine çalışmanızı yapın. Herhangi bir soru, bir probleminiz olduğunda da bu videonun altına yorum bıraksanız ben kesinlikle size cevap veririm. Evet, başlayalım. Şimdi 3 tane adımda yapacağız bunu. İlk önce herhangi bir cümleyi önce kafanızda yes no sorusu yapmanız lazım. Yani herhangi bir cümleyi evet veya hayır cevabı olan soruya ilk önce çevirmeniz lazım. Sonra WH kelimesini, yani o soracağınız bölümün WH soru kelimesini cümlenin başına alıp sorduğunuz kısmı cümleden ayırmanız lazım. Bakalım bu nasıl oluyor? Diyelim şöyle bir cümlemiz var. Önce simple present'e başladım. John eats fish in a restaurant every day. Şimdi bakalım bu cümleyi nelere çevirebiliriz? John, who ile soru sorulacak. Yani sorusunu böyle yazacağız. Eats fish. Fish ayrı. Fish'i what olarak soru soruyoruz. It's fish what do olarak soru soruyoruz. Ne yapıyor? In a restaurant mekan için where ile soru soruyoruz. Every week when ile soru soruyoruz. Yani zamanı when ile soru soruyoruz. Eğer saatse what time sormamız daha uygun olur ama fark etmez. Yine de when ile soru sorabilirsiniz. Şimdi ilk önce yes no sorusu yapıyorum. Zamanıma bakıyorum. Nedir? Fiilime bakıyorum. Tense'im, simple present tense. Ne getireceğim orada? John için does getirmem lazım. Does John eat fish? S'i kaldırıyorum. Does gelince fiilimin s'ini kaldırıyorum. Fish in a restaurant every week. Bu benim yes no sorum. Neyle cevap verilir? Yes he does, no he doesn't. Tamam. Şimdi gidelim diğer cümlenin diğer parçalarına. When ile soru soracağım. Şu cümlenin sonundan başlıyorum. Ne demiştik?
Yes no question'ı yaptık. Şimdi ben yes no question'ın başına when'i getireceğim. Sorduğum bölüm ne? Every week. Onu da cümleden kaldıracağım. Sonuç şöyle olacak. When does John eat fish in a restaurant? Bu şekilde o bölümü soru sordum. Evet, sorusunu sorduk. Gelelim mekan bölümüne. Where ile soru soracağım. Ne yapıyorum? Yes no question'ım yerinde. Hemen yes no question yapıyorum kafamda. Cümlenin başına where getireceğim. Sorduğum bölüm in a restaurantsa orayı kaldıracağım. Sonuç: Where does John eat fish every week? Kalan kelimeler bunlar. Bu şekilde ben soru sormuş oluyorum. Cevap ne? In a restaurant. Gelelim cümlenin diğer parçasına. What do? Ne yapıyor? Diye soru soracağım. Önce yes no. Sonra what do için bir kere do nedir? Benim fiilimdir orada. Benim yüklemimdir. Ben cümlenin yüklemini soru sorduğumda, onu kaldırdığımda yerine bir şey koymam lazım. Cümle fiilsiz, yüklemsiz olmaz. Onu kaldırmam lazım. Yerine do koyacağım. Yani cümlenin başına what'ı getireceğim. Ama do'yu nereye getireceğim? Do'yu da fiilin yerine koyacağım. Yani what does John do every week? Aslında şurada in a restaurant'ı da koyabilirim, koyamayabilirim. Çünkü tamamen ne yapıyor bölümünü şuraya kadar getirebilirim yani. Her hafta ne yapıyor veya her hafta restoranda ne yapıyor diye sorabilirim. Yani yine restoranı getirmesem de olur. Okay. Şimdi. What'la soru soracağım. Fişi kaldıracağım. Ne yemek yiyor onda diyeceğim yani. Önce yes no question getiriyorum. Cümlenin başına what getireceğim. Fişi kaldırıyorum. What does John eat in a restaurant every week? Bu şekilde o bölümü ne yediğini soru sormuş oluyorum. Evet, devam edelim. Şimdi özneyi soru soracağım. Who ile soru soracağım. Şimdi who ile soru sorduğumda şöyle bir şey var. İstisna bir durum var. Ben direkt ismi kaldıracağım. Who kelimesini yerine koyacağım. Eğer özneyi soru soruyorsam. Bu who sorusu başka bir yani cümlemin başka bir bölümüne aitse tekrar aynı formülden gideceğim. Yes no düzeltmek. Huy başa getirmek ve cümlenin diğer bölümündeki sorduğum kısmı kaldırmak. O şekilde devam ederim. Ama özneyi soru sorarsam eğer ben ne yapıyorum? Direkt ismi kaldırıyorum. Yerine who kelimesini koyuyorum. Sonuç bu. Who eats fish in a restaurant every week? Bu şekilde. Evet. Biraz hızlı okuyorum falan filan demeyin. Çok normal okuyorum yani. Sizde eğer bundan hızınız daha azsa bir problem var. Daha hızlı okumaya çalışın. Daha hızlı, daha normal bir şekilde konuşmak isterseniz eğer bol bol metin okuyun ve o metini hızlı okumaya çalışın. Artık 5. kerede mi hızlı okuyorsunuz? 10. kez mi? 10. kez okuduktan sonra mı hızlı okuyorsunuz? Nasıl hızlı okuyorsanız artık bilemem. Ama bunu yapmanız lazım arkadaşlar.
Başka bir dili tam olarak öğrenmek kolay bir şey değil, zahmetli bir şey. Kolay yapılır. Yani dağ kazma gibi kadar zor değil. Ama pratikle olması lazım. Bu böyledir yani. Bundan kaçamazsınız. Evet. Who is fish in a restaurant every day week? Okuduk. Gidelim. Başka bir örnek vereceğim. Farklı bir tense seçtim. Jack is talking to Jane about economy. Jack is talking to Jane about economy. Cümleyi parçalara ayıralım. Who? Talking to Jane ve Jane farklı ayrılıyor. Jane'i who ile soru soracağım ama talking to Jane what do ile soru sorulacak. Ne hakkında? What? Ne? Sorduğumda what'la soru soracağım. Şimdi önce ne yapıyorduk? Yes, no question. Hemen is'i başa getireceğim. Cümlemde is, am, are, was, were, efendime söyleyeyim can, could, should, will bunlar varsa benim başka bir şey getirmeme gerek yok. Direkt onları cümlenin başına alıyorum. Direkt onları cümlenin başına alarak ben yes no question'ım hazır. Is Jack talking to Jane about economy? Yes, he is. No, he isn't. Diye cevap veriyorsam benim yes no question'ım hazır. Evet, gelelim cümlenin sonundan başlıyorum. Economy ne ile soru soracağım? What? Is Jack talking to Jane about economy? Cümlenin başına what'ı getireceğim. Sorduğum şeyi de cümleden kaldıracağım. Sonuç, what is Jack talking to Jane about? O about orada kalacak. Yani ne hakkında diye o şey orada kalacak. Nedir? İşte about orada kalması lazım. Evet veya to Jane'i de kaldırabilirim. Şöyle kaldırabilirim. Hani sadece ne hakkında soru soruyor? İlla cümleyi uzatmamak istersem eğer what is Jack talking about da soru sorabilirim. Yani illa hani şunu demek istedim şu ikinci cümleyle, ikinci soru formülüyle. Şöyle illa cümlenin tamamını getirmek zorunda değiliz herhangi bir soru sormak istediğimizde. Çünkü günlük hayatta hani sadece tek bir şeyi soru sormak için bütün olayı anlatmak zorunda da değiliz. Hani cümleden kaldırabileceğimiz bölümler var, kaldırmayacağımız bölümler var. Mesela to Jane bölümünü kaldırabildim. Mesela is talking'i kaldıramam. Benim cümlemin yükleme ihtiyacı var. Yüklemsiz cümle olmaz. Evet, devam edelim. Şimdi ne diyorum? Who ile soru soracağım. Cümlenin ortasında. Bakın şuradaki who nedir? Özneyi sormuyor. Nesneyi soruyor. Nesne nedir? Fiil onun üzerine yapılıyor. Şimdi talking neyin üzerine yapılıyor? Jane'in üzerine yapılıyor. Jane ne oluyor? Nesne. Object dediğimiz parça. Şimdi ne yapıyorum? Yes no question'ım yerinde. Cümlenin başına who getiriyorum. Sorduğum şeyi cümleden kaldırıyorum. Sonuç ne? Who is talking? Sorry, who is Jack talking to about economy? Evet. Veya şöyle soru sorabilirim. Şimdi British English'te daha çok yani eski metinlerde hala da kullanılıyor. Yani pek eski değil. Hala kullananlar var. Şöyle. Burada nesne olduğu için whom
kelimesiyle de soru sorabilirim. Ama şöyle soru soracağım. To whom, kiminle is Jack talking about economy? Şöyle bir sormak şekli de var. Onu da eklemek istedim. To whom is Jack talking about economy? Daha çok resmi metinlerde duyarsınız. Daha çok BBC konuşmalarında duyarsınız. Bilmem kraliyet ailesinde daha çok böyle hani tam İngilizceyi korumak adına işte o eski kalıpları, eski gramerleri kullanmak için kullanılan bir structure diyelim. Devam edelim. Evet, şimdi neyi soracağız? What do? Şunu soracağız. Jack ne yapıyor? Şunu sormak istediğimde bütün cümleyi yüklemiyle soru sorabilirim. Yani hepsini kaldırıp şu sorudaki yüklemi do kelimesini koyabilirim. Şöyle oluyor. Is Jack talking to Jane about economy? Cümlenin başına what'ı getireceğim. Bütün bölümü kaldırabilirim yüklem dahil. Onun yerine do koyacağım ama ing'i kaldırmayacağım. Yani doing olacak. Orada doing gelecek. Bu şekilde oluyor. What is Jack doing? Neden ing'i kaldırmıyorum? Çünkü ben ing'i kaldırırsam benim tense'im belli olmaz. Ayrıca orada is var. Başka bir fiil varsa orada o fiil mutlaka ing ile geliyordur. Evet, yani ben yüklemimin kılığını, kıyafetini değiştirmiyorum. Yüklemi değiştiriyorum. Oradaki kılık, kıyafet ne? ing. Orada olacak. What is Jack doing? Evet. Şimdi devam edelim. Yine geldik özneye. Özneyi who ile soru soruyorum. Ne yapıyorduk? Jack is talking to Jane about economy. Ne yapıyorum? Jack'i kaldırıyorum. Yerine direkt who kelimesini oturtuyorum. Who is talking to Jane about economy? Bu şekilde sorum hazır. Devam edelim. Şimdi başka bir cümle, başka bir tense'de. Önümüzde var şöyle. Max has bought three shirts for John. Max has bought three shirts for John. Hangi tense'de? Bakıyorum. Has var orada. Fiilimin üçüncü hali var. Present perfect. Üç tane tişört almış diyoruz. Max. Who ile soru soruluyor. Ne yaptığı bütün cümleyi kapsadığı için. Evet. Three how many ile soru soruluyor. Bütün cümle what do ile soru soruluyor. John kişi olduğu için who ile soru soruyorum. Shirts what ile. Yalnız şu shirts hani ne diye sorduğumuzda bütün three shirts'ı kapsayacaktır. Onu da geldiğimizde söyleyeceğim. Evet, hemen ne yapıyorum? Have has'ı başa getiriyoruz present perfect'te. Yes no sorusu yapmak için. Ne yapıyorum? Has'ı başa getirdim. Has Max bought three shirts for John? Yes he has, no he hasn't diye cevap verebileceğim bir soru. Şimdi gelelim şuraya. Başlayalım. Who ile soru soracağım. Evet, who orada zıplıyor. Ne yapıyorum? Cümlenin başına, yes no question'ın başına who getiriyorum. Sorduğum bölümü kaldırıyorum. Sonuç, who has Max bought three shirts for? Orada for'u kaldırmıyorum. Neden? Çünkü benim cümlem şu anlama gelecek.
Who for? Kimin için? Oradaki for kalacak. Evet, devam edelim. Şimdi what do ile soru soracağım. Ne yapmış diye soracağım. Yani cümlenin başına what getireceğim. Yes no question'ın başına what getireceğim. Ve cümlenin fiilden sonrasını kaldırabilirim. Eğer zaman veya mekan yoksa hepsini kaldırabilirim. Yerine do kelimesinin kalıbıyla, o cümlenin verdiği kıyafetiyle, kalıbıyla onu do'ya giydirip koyacağım. Yani done şeklinde getireceğim ben o do fiilini. Cümlemdeki kılık, kıyafet neyse o do kelimesine giydireceğim. O şekilde kullanacağım. Evet. Ne oluyor? What has Max done? Max ne yapmış diye soru sordum. Gidelim diğer soruya. Evet. What diye soru soracağım. Dediğim gibi three shirts'ı kaplıyor. Yani ne almış? O three havada üç tane duramaz öyle. O yüzden what'ı başa aldığımda kaldırdığım bölüm three shirts olacak. What has Max bought for John? Max, John için ne almış diye sordum. Gelelim cümlenin diğer bölümüne. How many diye soracağım. Şimdi how many ile soru sorduğumuzda şöyle bir durum var. How many'den sonra neyin sayısını, hani o objemizin ne olursa olsun, how many'den sonra mutlaka getiriyoruz. How many'den sonra isim gelir ve o isim çoğul gelir. Yani sorduğumuz şeyin ismi gelir ve o isim çoğul gelir. Çünkü how many diye sorduğumuzda biz bunun kaç tane olduğunu bilmiyoruz. O yüzden çoğul getiriyoruz. Evet, yes no question'ımız kafamızda kurduk. How many'yi getireceğim. How many'den sonra shirts'ı başa alacağım. How many'den sonra three'yi kaldıracağım. Ve benim cümlemin sonucu bu olacak. How many shirts has Max bought for John? Kaç tane gömlek almış? Evet. Bu şekilde sorduk. Gelelim who bölümüne. Yine öznedeyiz. Ne yapıyorduk? Özneyi kaldırıyoruz. Yerine who koyuyoruz. Yani şöyle. Who has bought three shirts for John? Evet. Bu şekilde size 2-3 tane farklı tense'de soru sormayı öğrettim. Diğer tenslerde de aynı şey var. Önce yes no getireceksiniz. Sonra diğer anlattığım şekilde devam edeceksiniz. Bütün yani tenslerde aynı şey. Videoyu uzatmama gerek yok. Yine de herhangi bir soru sormak istediğinizde lütfen yorumlarda sorularınızı sorun. Bol bol soru sorun. Hatta hangi konuyu anlatmamı istediğinizi de altta yazın ki ben ona göre size bir şeyler hazırlayayım ve yardımcı olayım. Evet arkadaşlar, kanalımda etiketlediğim Facebook sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere.